Merhaba sevgili küresel savaşçılar. 31 Ocak Cuma günü sabah saatlerinde Yunan ve Avrupa medyasında Oruç Reis araştırma gemimizin Meis'in güneyindeki sözde Yunan kıta sahanlığı ihlal ettiği yönünde haberler yansıdı. Biz de bu konuyu detaylıca araştırarak size sunmak istedik. Aklınızın ve gözlerinizin daima açık olması dileğiyle iyi seyirler. Esasen biz bu haberi detaylı ve farklı kaynaklardan analiz ettiğimizde Oruç Reis araştırma gemimizin sözde Yunan kıta sahanlığını ihlal etmediğini ve sadece sınırına yakın seyir yaptığını tespit ettik. Ancak buna rağmen Yunan medyası ayağa kalkmış durumda ve ülkelerinin de deniz kuvvetleri olduğunu özellikle vurgulamak istercesine bölgeye Nikiforos Fokas isimli Kortenear sınıfı fırkateynin gönderildiğini belirtmişler. Ayrıca 24 yıl önce yaşanan Kardak krizinin yıl dönümü olması sebebiyle bu adımın Türkiye tarafından bilinçli olarak yapılıp yapılmadığı Yunan makamları tarafından takip edilmektedir deniyor. Arkadaşlar Yunan medyasını yakinen takip eden ve donanmasını da iyi bilen ve pek çok farklı gemisiyle karşılaşmış biri olarak bu olayı kısaca yorumlamaya çalışacağız. Kıta sahanlığı hukuksal ve coğrafi kavram olarak ülkeyi oluşturan kara parçasının deniz altındaki uzantısıdır. Yani bir yerin kıta sahanlığı olabilmesi için onun ana karanın uzantısı olması gerekir. Bu bölgede ise Avrupa ve onun maşası olan Yunanistan, Meis adasının kıta sahanlığı olduğunu iddia etmektedir. Ege denizinde de durum benzer şekildedir. Yunanistan burada da adaların kıta sahanlığı olduğunu iddia etmektedir. Zaten Antalya Kaş ilçemize 2 kilometre, Yunan ana karasına ise 500 kilometre mesafedeki Meis adasının dahi Yunan anakarasından koparak bu bölgeye geldiğini iddia eden insanlardan farklı bir yorum beklemek de anlamsız olurdu. Arkadaşlar uluslararası hukuk çerçevesinde burası kesinlikle Türk kıta sahanlığıdır. Zamanı geldiğinde hem bu bölge hem de Ege için gerekli adımların kararlılıkla atılacağına ben eminim. Ancak şu an için ben ülkemizin bu bölgedeki anlaşmazlığa el atacağını ve Yunanistan ile çatışacağını düşünmüyorum. Zira şu an donanmamız uluslararası taahhütlerini yerine getirmenin yanında 5 gemisiyle Libya karasuları ve açıklarında, 6-7 gemisiyle Doğu Akdeniz'de çok yoğun ortamda harekat icra etmektedir. Tabii çevre denizlerimizdeki Türk hak ve menfaatlerinin gerektirdiği her türlü tedbir almaya da devam ediliyor. Saydığım bu sebeplerden ötürü donanmamızın 3. bir kriz bölgesine üst seviyede destek ve kararlılık sağlayamayabileceği değerlendirmesiyle zamanı gelene kadar ülkemizin bu hususun içinde yer almayacağını değerlendiriyorum. Yunan fırkateyninin de Oruç Reis araştırma gemimize herhangi bir rahatsız edici faaliyet içinde bulunmaya cesaret edemeyeceğine eminim. Tecrübelerime dayanarak söylüyorum. Zaten Yunanistan herhangi bir yerde sıkıntı olduğunda genellikle ellerinde çok fazla aktif gemisi olmaması sebebiyle bu Nikiforos Fokas isimli fırkateyni gönderirler. Ancak hiçbir Yunan gemisi Rodos adasının doğusunda çok fazla bulunmaz ve bizim kadar bu harekat sahasına hakim değiller. Yunan donanması esas itibariyle Türkiye'ye karşı Ege'yi savunma telaşında olan hem kabiliyet hem de zihniyet açısından bir iç deniz donanması görünümündedir. Ege'nin dışına çıkınca sudan çıkmış balığa dönerler ve uluslararası sularda takip, sürme ve engelleme gibi faaliyetleri sık sık yapan tecrübeli donanma personelimiz karşısında pek bir şansları olmayacağını onlar da biliyor. Zaten haberlerin devamında Yunan medyası genel olarak Oruç Reis'in bölgede devam eden kuvvetli fırtına sebebiyle seyir emniyeti açısından bu sahaya yaklaşmış olabileceği değerlendirmesinde bulunuyor. Yunanlıların bu seviyesiz tahrikleri karşısında lütfen müsterih olun. Türk donanması sırasıyla tüm kilitleri açacak ve ülkemizin hak ve menfaatlerinin çiğnenmesine asla müsaade etmeyecektir. Mütakip videolarda görüşmek üzere. Bir sonraki videoya kadar savaş çıkalım. Türkiye'nin gururu bunlar mı? Gururu bunlar Türkiye'nin. Helal olsun sana lan. Vatan millet helal olsun.